Bir düşün oğlum, bir düşün ey yetimi Safa. Bir düşün ve benden öğren ki son defa, fikir dediğin şeyin karabet ustanın uduna benzemez suratı. O ne şapırtılarla çiğnenen bir sakız, ne vatan yahut Silistre'de Abdullah Çavuş'un tiradı, ne de bir akşamdı da mütevverrim bir bayan ilacıdır. O şahlanmış bir savaş kılıcıdır. Bu ata atlayacak yürek ve bu kabzaya bilek gerek. Sevgili izleyiciler, hepinize merhaba. Bugün İzmit'in parklarını gezdik. Bir, oraları gezdik. Bunlar hakkında, buralar hakkında sizlere bilgiler vereceğim. Burası Yahya Kaptan girişindeki 15 Temmuz Parkı. Kınalı Asker Parkı. Arka tarafta da bir aromatik bitkiler parkı var. Şimdi ikisini karşılaştıracağız. Yani daha önceki gözlemlerime göre bu Kınalı Asker Parkı gayet temiz. Bakımı yapılmış, yeni yapıldığı belli oluyor. Kitabeler okunabiliyor. Yani kırılma, dökülme herhangi bir şey yok. Yani bakımı da yeni yapıldığı anlaşılıyor. Ancak bundan önce iki defa programını yaptığımız Aromatik Bitkiler Parkı var arka tarafta. Oraya geçtiğimiz zaman ne söylemek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Şimdi oraya geçiyoruz. Oradan devam edeceğiz. Burası 17 Ağustos Deprem Parkı'ymış. Aynı zamanda tıbbi ve aromatik bitkiler bahçesi. Burada bin bir çeşit hem ağaç hem de bitki olarak envai çeşit, yani tıbbi ve aromatik dediğimiz özelliği olan bitkiler, insan sağlığı için ilaç yapımında kullanılan çeşitli yerlerde tedavi amaçlı kullanılan veya güzellik amaçlı kullanılan bitkilerin yetiştirildiği bir bahçe haline getirilmiş. Aslında burası çok daha geniş bir bahçeydi ama Konak Hastanesi'nin bir kısmı Konak Hastanesi'ne gittiğini, onların yediğini Nevzat Bey döneminde dönüyoruz. 1,5 yıldır bu parkta 3 defa program yaptık. Ve her üçünde de kırıklar, bu bitkilerin önündeki tanıtım levhalarının okunmadığını, çeşitli darplara maruz kaldığını, bazı yerlerde doğal tahribatlar olduğunu pek çok kez söyledik. Ve otlar yeni biçilmiş daha. Yani burası çok daha başkaydı, çok daha farklıydı. Artık o bitkiler otların içerisinde kaybolmuş. Zaten pek çok yerde bitkinin kendisi yok, adı var. Adının olduğu tabela da kırık. Ve o kırık olan tabelanın da içinde orada hangi bitkinin olduğunu kimse bilmiyor. Bitki de var mı yok mu belli de değil. Yani aylardır, bir yılı aşkın bir süredir, ondan önce Nevzat Bey döneminde de sanıyorum yine aynıydı. Ama burası, bu park bir üvey evlat muamelesi gördü. Pek çok yerde olduğu gibi. Örneğin Lalezar. Lalezar'ın olduğu yerde de bugün bir çalışma yapıyorlar ama kim ne yapıyor o da belli değil. Birileri orada mevcut olan kafeyi yıkıyor. Çünkü ihaleye çıkarılmamıştı o kafe. Ve orası şu anda Yahya Kaptan'ın göbeğinde insanların dinlenebileceği, oturabileceği bir yer olmasına rağmen şu ana kadar atıl vaziyette kaldı. Ve bugün baktık ki bazı çalışmalar yapılıyor. Umarız. Yani ne yapacaklarını da bilmiyoruz. Sadece oradaki binayı yıkıp molozlarını kaldırıyorlar. Burayı birilerine vermişler. Onlar da orayı temizleyip temiz bir şekilde teslim edeceklermiş. Müteahhide teslim edecekler, tanıyorum. Müteahhide bir şey için verilmiş orası. Anlaşılan o ki oradaki insanlarla konuşmalarından bunu anlıyorum. Yani Lalezar bir müteahhide bir şey için yapılmak için verilmiş ancak henüz daha molozların kaldırılma aşamasında. Artık ne zaman verildi, ne yapılacak onu da bilemiyoruz. Bunun yanında yine buraya döndüğümüzde, yani 17 Ağustos Deprem Parkı. Yan tarafta 15 Temmuz
parkı var. Orayı az önce çektim, göstereceğim size oraları da. Orası her taraf pırıl pırıl. Acayip güzel bir şekilde bakımı yapılmış, tabelaları okunuyor, herhangi bir tahribat yok, dezenformasyon yok, doğal tahribat yok. Ancak şu 17 Ağustos, yani düşündürücü geliyor. Deprem parkı, aynı zamanda aromatik bitkiler parkı ve bugüne kadar sadece otların biçilmesinden başka hiçbir şekilde hiçbir hizmet yapılmamış, verilmiyor. Bundan sonra herhalde bir şeyler yaparlar diye umuyoruz. Ama 1,5 senedir burada yaptığımız üst üste programlara rağmen hiçbir el dokunmadı. Hatta bakın şuradaki tabela bile, İzmit Belediyesi'nin tabelası bile kırık. Yani ibret verici bir şey. Girişteki 15 Temmuz parkının girişindeki tabelaya bir bakın Allah aşkına. Bir de şu 17 Ağustos deprem parkı tabelasına bir bakın. Göstereceğim hepsini sizlere. Önemli olan şu, hizmet göstermelik değildir. Hizmetin bir kalitesi ve bir adaleti vardır. Ve bu kent bunu hak etmiyor. Bu ağaçlar da hak etmiyor. Yani buradaki ağaçlar özelliği olan ağaçlar. Buradaki bitkiler özelliği olan bitkiler. Ne bu ağaçlar, ne bu bitkiler, ne de bu kentin halkı. Dip dibe yahu, dip dibe. Dip dibe olan iki park burası. Lalezar orada, 15 Temmuz burada ve 17 Ağustos burada. Bunun gibi pek çok örnek sunabiliriz. Ne yazık ki kentimizin hali bu. Hangi belediye olursa olsun, kim olursa olsun bu değildir. Belediyecilik bu olamaz. Bakın arkadaşlar, yine ibret verici bir şey. Bakın elektrik panosu açık. Burada herhangi bir çocuk gelse, az önce hatta bir çocuk da geçti buradan. Gelse, burayı kurcalasa veya yağmur serpintisiyle bir kısa devre yapsa olacakları artık siz düşünün. Bakımsızlık bu derecede. Şu ibret verici diyorum ya. İbret